Evet, merhaba, selamlar arkadaşlar. Bugünkü videonun, bugünkü kaydın konusunu gene güvenlikle ilgili olarak seçtim. Özellikle de güvenlik derken bayanlara yönelik güvenlik konusuna yönelmek istiyorum, değinmek istiyorum. Ve bu konuda tipik bayanlara burada çok tavsiye edilen ya da tavsiye demeyelim de popüler olmuş olan, her popüler olan şey illaki çok iyi veya doğru anlamında değildir. Bayanların kendilerini korumaları için çantalarında genellikle bir sprey bulun, arabalarında yahut da bu biber spreyi, pepper spray dedikleri şey çok yaygın bir şekilde hakikaten kullanılıyor, satılıyor her yerde. Birçoğu işte çantasında, arabasında veya hatta anahtarlığında, yani arabanın anahtarlarının olduğu anahtarlığın üstünde şöyle şu kadar boyutlarda bunları taşıyorlar. Şimdi benim burada değinmek istediğim konu, yani ben bu konuya niye bunun üzerine konuşuyorum? Biliyorsunuz hemen hemen her haftaki konuşmalarımızda nereye yerleşeceğiz, hangi eyalete gitsek iyi olur, nasıl seçebiliriz? Eyalet seçimini yaparken, işte şehir seçimini yaparken ya da o şehrin bir bölgesini seçerken hangi kriterlere, hangi metriklere, hangi faktörlere dikkat etmeliyiz? Tabii ki bu faktörlerin en başında gelen unsurlardan bir tanesi de güvenlik faktörü. Güvenlik derken internetten de çok rahat bulabileceğiniz gibi düşündüğünüz şehirde, eyalette, şehirde ya da o şehrin bir bölgesinde, büyük şehrin düşünelim. Bir Chicago gibi olabilir, New York ya da New Jersey gibi olabilir, Detroit gibi olabilir, işte Austin olabilir bunun gibi ya da San Francisco falan gibi. Bu şehirlerin hangi bölgelerinde daha güvenli olabiliriz gibi tabii gayet doğal sorulması gereken sorularla karşılaşıyoruz. Bunlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bunların üzerinde işte internetten o düşündüğünüz arada şeyde araya da demek istiyorum arada derken araya yani bölgede bir taraması yapabilirsiniz. Suç oranlarını gösteren bir tablolar, grafikler, veriler çıkartabilirsiniz. Bunları da tabii ki kıyaslayabilirsiniz. Ancak bunların yanı sıra tipik olarak ve özellikle bir bayan için buraya aile olarak gelen yani bir çifti düşünüyorum, bir karı kocayı. Bir bayanın kendini koruması için eğer ki bu silah kullanma ya da taşıma şey bir fikir olarak geliyorsa ki büyük olasılıkla öyle olacak. Yani çok şey bir yükümlülük bu hakikaten. Yani birçok kişinin özellikle yani Amerika dışından gelen bir insanın Türkiye veya başka bir yer fark etmez. Avrupa'nın herhangi bir ülkesi de olabilir. Dünyanın başka bir ülkesi de olabilir. Bu biraz alışılmışın dışında bir durum olduğu için hani silah kullanmak, silah taşımak, silahla kendini korumak bunu birçok bu gibi gelen kişiler tercih etmeyecekler pratik anlamda. Peki diyeceksiniz o zaman gene bir kendini koruma durumu söz konusu oluyor burada. Nasıl olabilir? Ne gibi alternatifler var? Yani ateşli silahlar dışında ya da böyle ne bileyim işte hani genel bir bayanın ne derler, rağbet etmeyeceği mi diyelim? Yani ne taşıyalım yanımıza kendimizi korumak için? İşte bıçak mı taşıyacağız, ne taşıyacağız filan. Bu durumda işte buna cevap olarak bir endüstri oluştu buna karşı bu konuyla ilgili olarak. Ve bu hakikaten yoğun biçimde şey buldu. Yani pazar bulmuş durumda bugün bu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu da dediğim gibi pepper spray, yani bu biber spreyi. Şimdi çok güzel, yani çok pratik bir şey gibi duruyor değil mi? Hakikaten öyle yani. Şu kadarcık bir şey. Resimde de burada tahmin ediyorum görüyorsunuz. Bir kadın, tipik bir manzara. İşte ona saldırmaya yeltenen birisi var. Ve bu kadın bu spreyi adamın gözüne sıkarak kendini korumaya çalışıyor. Şimdi dikkat ederseniz burada şöyle bir işaret var. Hani bu bildiğiniz gibi işte bu yanlıştır diye değil mi? Şimdi yanlış, bunu söylerken burada yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Yani bu yanlıştır meselesi değil bu. Burada dikkat edilmesi gereken, burada 10 husus var, 10 konu var. Bakın şurada yazmış, 10 konu. Neden kullanılmamalıdır diye. Bunu biraz daha ben esnetmeye çalışacağım. Hangi şartlarda, yani hangi kriterlere, ne derler, haiz olan
pepper spreyler ben kullanılmalıdır. Ya onlara biraz değinmeye çalışacağım. Şimdi bunlardan en başı numara 10'dan başlamış bunlar. 10'dan geriye gidiyor. 19, 8 diye geri gidiyor. Şimdi bakalım ne diyor burada. 10. neden olarak tipik bir lojistik şeysi bu nedeni. Genellikle bir bayan nerede taşır bunu? Çantasında taşır. Bildiğiniz gibi bir bayanın çantası 5 aşağı 5 yukarı şöyle bir kocaman bir şeydir. Yani küçücük bir şey değildir. Koskoca bir çantadır. Ve bunun içinde biliyorsunuz yok yoktur. Yani bir şey aramaya çalışacak olursanız 2 saat arayı bulamazsınız. Her şey vardır o çantanın içinde değil mi? Şimdi böyle bir durumda bu bayan hani Allah korusun şöyle bir durumla karşılaştığı zaman ve biliyor ki hani ben çantamda diyor şey taşıyorum değil mi? Pepper spray taşıyorum. Ne yapacak? Yeltenecek çantasına ve onu bulmaya çalışacak. Onu bulmaya çalışırken çantasındaki anahtarlara, çantasındaki işte cep telefonundan tutun, cep telefonunun charger'ından tutun, bir takım böyle akla gelebilecek her şey orada olduğu için herhalde en son hele hele öyle bir anda, yani bir panik anında düşün, yani bir saldırıya uğrama anında, çünkü onu o zaman için ihtiyaç var değil mi? Onu bulacak bu kadın çantasında. Şimdi bu sizin aklınız kesiyor mu bilmiyorum ama benim aklım bunu kesmiyor. Yani bu o durumda hemen hemen 100 üzerinden ben buna 0'a yakın bir olasılık veriyorum. O kadını o an koruyabilme özelliğine haiz olma konusunda onu bulamayacağı için hiçbir şey aramayacak. Şimdi diyeceksiniz ki bazı bayanlar bu duruma karşılık ya çantanın spesifik bir bölümüne koyuyor hemen erişebileceği, hatta bazıları da işte anahtarında taşıyor, anahtarını takıyor. Fakat biliyorsunuz bayanlar anahtarlarını da cebinde taşımazlar. Birçok yani değil mi, erkekler genelde bir cebinde taşır. Gene anahtarlık da çantanın içindedir. O da hemen bulunamayabilir. Bu lojistik bir problem olarak burada verilmiş. Ha bu arada ben bu 10 şey madde nereden çıktı ona da değinmek istiyorum. Bunlar arkadaşlar gene polis kayıtlarından elde edilen verilerden derlenmiş olan bilgilerdir. Neden, nasıl oluyor? Bir bayan yani bir pepper spray kullanma durumunda kaldıysa bir ortada bir saldırı oldu demektir. Yani biber spreyini kullandıysa bir kadın ortada bir saldırı var demektir. Bir şekilde bu o an olsun, biraz sonra olsun, belki başka bir zaman polise şikayetle falan tutanaklara, kayıtlara giriyor. O sırada işte ifadeler alındığı zaman da mesela kadın işte söylüyor, şunu yaptım, bunu yaptım, çantama elime attım, işte biber spreyini kullandım falan gibi. Bu şekilde derlenmiş olan, o kadar çok olay var ki ifade polis tutanaklarına geçmiş olan, onlardan çıkartılmış olan bilgiler bunlar. Şimdi onun 9 numaraya geçiyorum. Burada söylenen şu, bu biber spreyinin içinde malum kimyasal bazı aktif maddeler var. Bunlar, burada söylenen şu, bunu siz aldığınız bir yere gidiyorsunuz, bu birçok yerde satılan bir şey. Bazıları da çok daha, hakikaten yani bazıları değil, çoğu aslında ucuz. Alması hiçbir şey değil yani. Fakat ne alıyorsunuz? Yani aldığınız, şimdi elinize bir pepper spray aldınız, diyorsunuz ki ben şimdi bundan kendimi güvencede hissediyorum. Neden? Çünkü birisi bana yaklaşırsa pıs yapacağım gözünü adamın değil mi? Yine o pıs yaptığınız zaman o pısta ne var? Ne kadar güçlü? Ne dereceye kadar etkinliği var? Onu bilmiyorsunuz. Bu da işte o spreyin içindeki kimyasal maddelerin ne kadar konsantrasyonun yüksek olup olmadığına direkt olarak alakalı olan bir şey. Şöyle bir genelleme yapabiliriz. Bunların çoğu fazla öyle etkili falan da değil. Şimdi niye oraya bunu söylüyorum? Oraya da geleceğim. Yani ortada şöyle bir risk var. Etkili değilse, biraz sonra tekrar konuya değinecek ama yeri gelmişken söylüyorum. Ters tepki de yaratıyor. Yani saldıran kişi zaten düşün yani bir saldırı psikozunda olan bir adam var. Yani tipik durum bu. Bir bayan kendini korumaya çalışıyor. O bayana saldıran da %99.999 diye gider. Erkektir büyük olasılıkla. Zaten maalesef biliyorsunuz
hangi suç kayıtlarına bakarsak bakalım, yani suçluların yüzde çok 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 büyük bir bölümü genellikle erkekler tarafından işleniyor suçlar. O yüzden bir adam bir kadına saldırıyor. Kadın pıs yapıyor spreyi. Adamın duracağını ümit ediyor. Şimdi işte o öyle olmayabiliyor. Bu gene kayıtlardan elde edilen verilere göre. Böyle de bir risk var. Şimdilik atlayalım bunu, 8. maddeye gelelim. Eğer bunu yaptığınız zaman, yani bu böyle bir durumda kaldığınız zaman dışarıdaysanız, yani hani mesela bir büyük bir binanın altında garajında olursunuz, orada öyle bir sorun olmaz ama dışarıdasınız diyelim. Ve de çok rüzgarlı bir hava. Ve rüzgarlı bir havada bu durum meydana geliyor. Spreyi bastığınız zaman rüzgardan dolayı dağılma durumu var. Etkinliği zaten fazla da olmayabilir. İyice azalacak. Çünkü rüzgardan dağılacak. Bir de bu durum var. 7. maddeye geliyorum. 7. madde ne diyor? Pepper spray expires. Yani ne demek? Spray olmak, expire. Yani zamanı geçiyor. Ne derler? Mühleti doluyor işte. Etkinliği geçiyor. O tarihten sonra kullanım tarihi değil mi? Son kullanış tarihi. Son kullanış tarihini geçmişse birçok kişi de bunun farkında bile olmuyor. Yani aldım ben diyor spreyimi. Atıyor zaten unutuyor. Orada uzun öyle gidiyor. Yani ondan sonra belki onun son kullanış tarihini geçen yıl oldu. Ya da yıllar oldu. Kadın farkında değildir. Öyle gider ondan. O var diye düşünüyordur orada. Ama o geçmiştir tarihi. O tarihi özellikle bu gibi şeylerde kullanım tarihi, son kullanım tarihi geçtikten sonra etkinlik çok büyük miktarda düşüyor. 6. madde sağlık riski. Nasıl bir sağlık riski var? Onu da söyleyelim burada. Eğer bunu kullanan bayan, bayan diyorum çünkü realistik örnek vermek istiyorum. Hemen hemen hiçbir erkek tanımıyorum ben. Yahut da duymadım yahut da onun hakkında okumadım ki şey tanısın, taşısın yanında. Ne derler? Bu pepper spray taşısın erkekler. Kadınların kullandığı bir şey. Tek bir ufak bir istisnası var. O ilginç gelecek size. Polis teşkilatında var. Ama onların spreyleri işte bu kriterlere göre saptanıyor. Diyelim ki sizin şey probleminiz var. Astım probleminiz var. Şimdi siz astım problemi olan bir insan iseniz, bir bayan olarak, bunu spreyi bastığınız zaman o bile bir parçası geri geliyor aslında. Çok az. Yani sizi normal şartlarda rahatsız etmeyecek miktar bu. Geri gelebilir. Özellikle de rüzgarlı bir havada. Daha çok geri gelebilir. Astım bildiğiniz gibi bunun çok çok az bir miktarı astım denen olayı irite etmeye yetiyor. Ve orada astım krizine yani dönüşebilir durum. O da böyle bir sağlık riski olarak buraya konmuş. Demek ki bu gibi durumlarda meydana gelmiş ki bunu da bu şeye listeye eklemişler. Burada 5. madde daha ziyade pardon, daha ziyade şeylerle ilgili weapon confusion şu madde. Polis teşkilatı ile ilgili. Neden diyeceksiniz? Hani biraz önce demiştim ya, polis teşkilatında da sprey her yerde, her polis teşkilatında değil. Ama bazı yerlerde böyle bir polislere alternatif de veriyorlar. Normal silahlarının yanı sıra. Mesela taser gun kullanıyorlar bazı yerlerde. Bir de bunun yanında da sprey de veriyorlar. Şimdi polisin üzerinde normal tabancası var. Bazen taser gun'ı var. Bir de sprey. Şey bir durumda kaldığı zaman polis memuru, böyle ani bir, ne derler, silahını çekip kullanmak gibi bir durumda kaldığı zaman bu kadar ayrıntılı değişik değişik silahlara sahip olmak aslında karışıklık, yani o anda tepkinin karışmasına yol açabiliyor. Nitekim bunlardan biri maalesef bu yakınlarda Minnesota'da yaşandı. 25 senelik bir bayan polis memuruydu bu. 25 senelik bir bayan polis memuru ve son derecede, yani bütün kayıtları şeysi, ne derler, sicili, tertemiz, şahane. Yani çok başarılar göstermiş, ödüller almış. Hiçbir zerre kadar bir negatif durum yok. Maalesef bu kadın, insan, herkes, hepimiz hata yapabiliriz. Taser gun yerine, yani taser gun çıkartıyorum diye söylerken inanması güç geliyor ama hakikaten böyle oldu. Yani oradaki yakalanması, vurması durumun, vurmak durumunda olduğu bir
durumla karşılaştı. Silahını kullanmak durumunda. Fakat taser gun kullanmayı gerektiren bir durummuş ve de ona davranıyorum derken silahını çekiyor. O an içerisinde işte bir şekilde herhalde ne oluyorsa yanlışlıkla silahını ateşliyor ve karşısındaki suçlu ölüyor. Maalesef bu kadının hayatı mahkemesi oldu. Bitti. Yani mesleği de bitti. Kariyeri de bitti. Özgürlüğü de bitti. Çünkü içeri alındı. Yani kadını bitirdiler. Aslında bence çok üzücü bir durumdu. ama burada bahsedilen, şu 5 numarada bahsedilen olay budur işte. Ne kadar eğitimli de olsanız, insan hali, içinde bulunan durum, yarattığı bir stres ortamı, panik psikolojisi var ne de olsa yani, orada böyle bir hata yapılabilir. Bu daha ziyade polisler için. Pardon. Şimdi 4 numaraya geliyoruz. Şimdi esas benim değinmek istediğim konu bu. 4 numara esasında. 4 ve şu 3, ikisi beraber. Şimdi 4 diyelim. Escalation diyor değil mi? Ne demek escalation? Şimdi size adam saldırıyor. Bayana adam saldırıyor. Yani gözü kararmış herifin. Dümdüz gidiyor. Nerede saldırıyor? Diyelim ki bu bayan arabasını park etti. Sokağa park etti. Bir mesafe yürümesi gerekiyor. Ne bileyim ben 50 metre yürümesi gerekiyor evine gitmesi için. Veyahut da gene böyle bir gece alışverişe gitmiş, bir şey almış olabilir. Yani işten geldi. Biraz şey bir zamanda yani fazla etrafta insanlar yok. Park edilecek park yerinde fazla araba yok. Diyelim ki işte bir şeyler aldı. Alışveriş yaptı marketten. Arabayı da biraz uzağa park etmiş diyelim. Ya işte gidiyor yürüyerek orada. Şimdi bu durumda birisi gözüne kestiriyor diyelim bu bayanı. Çantasını çalmak için diyelim. Başka bir amaçla diyelim. Bu kadının üzerine gözünü karartmış gidiyor. Kadın da bunu görüyor. Durumu hemen anlıyor. Anlaşılıyor zaten durum. Adamın gelişinden, hal ve tavrından değil mi? Diyelim ki çantasına davranıyor. Hemen de bulduğunu farz edelim şeyi, spreyi. Ve basıyor adamın gözüne. Adam yaklaştığı zaman ona. Şimdi buraya kadar çok güzel. Şimdi esas sorun burada başlıyor. Eğer ki bu 3 numarayı da ilgilendiriyor işte bu. Hani biraz önce bahsetmiştim ya, o kimyasal maddeler, onların bir karışımı, kimyasal maddelerin konsantrasyonu yeterince güçlü değilse, adamın tabii ki gözünde gene bir etki yaratacak mı? İşte gözler yaşarıyor falan, akmaya başlıyor. Fakat o adamın içinde bulunduğu duruma göre, bakın bu zaten suçlu, yani bu adam normal bir adam değil. Yani bunu yapan bir adam, gözünü karartıp kadına saldıran bir adam normal bir vatandaş değil. Bu gibi adamın büyük bir olasılıkla daha önce de buna benzer durumları, suçları vardır. Böyle biri kafayı da çekmiş, kafayı çekmiş derken alkolden bahsetmiyorum. Ağır narkotik durumdan bahsediyorum. Uçuyor olabilir. Bir kere o durumda olan bir kişi, yani narkotik etkisi altında olan bir kişi, özellikle de böyle hani çok iri uzun bir böyle bir yapılı falan da bir adamsa, bir de bunun etkisiyle narkotik ilacın, yani illegal ilacın, işte eroin diyelim, etkisiyle o anda iyice bir şey hale gelir. Yani ne derler? Durdurması zor hale gelir. Şimdi sen onu spreyi bastığın zaman gözler tabii hemen şöyle yapacak, biraz akmaya başlayacak. Ama onu durdurmaya yetmeyecek. Aksine onu iyice kızdıracak. Yani durumu iyice kızıştıracak. Ve de burada bahsedilen şu. Bu gibi durumla maruz kalan, bunu yapan bir kişi. Dedim ya biraz önce, daha önce de buna benzer şeyler yapmıştır. Ve buna başına daha önce de benzeri bir şey gelmiştir. Bir nevi talimli olabilir. Yani bir kere daha, birkaç kere gelmişse böyle, onunla nasıl hani ona dayanarak, ona rağmen şey yapmayabilir adam. Kendini ne derler, kontrolünü kaybetmeden devam edebilir yapmak istediği şeylere.
Yani bu bir garanti etkisi yok bunun. İlla ki sprey gözüne bastım adam işte orada. Normalde şunu bekliyorsunuz. Adama spreyi basınca adam böyle ellerini gözlerini kapatacak. Yere atlayacak, atacak kendini. Bütün şeyini kaybedecek çünkü. Dengesini falan kaybediyor. Disorientation denen olay oluyor. Yani bütün dengeyi kaybediyor. Sadece bütün orada yapmaya çalıştığı. Çünkü gözler şakır şakır akıyor. Esasında ideal olarak öyle olması lazım. Ve çok yanıyor. Büyük bir acıyla yanıyor, akıyor. Gözlerini kapatıyor, zaten hiçbir şey göremiyor. Ama işte böyle olmayabilir. Bu gibi şeylere alışık olan bir adam veyahut da içinde bulunduğumuz hani biraz önce tarif ettiğim gibi bir adam, kafa iyi, uçuk, katil, cani, bir de üstelik böyle şek bir herif laf edersiniz. Durumu siz yani daha da beter hale getirebilirsiniz. Bu spreyle. Özellikle de zayıfsa sprey. Yani o içindeki kimyasallar zayıfsa. İşte burada üçüncü madde dedi. Aslında bundan bahsediyor. Yani üçüncü madde, dördüncü maddeyle bu şekilde bir ilgisi var tabii. Yani yakından bağlı. Aldığınız şeyin araştırmanızı bir ön araştırma yapmanızı spreyler konusunda, pepper spreyler konusunda ciddi şöyle bir zaman ayırıp ön araştırma yapmanızı ve hangisinin, hangi markanın, ben burada herhangi bir marka tanıtmıyorum özellikle. Çünkü amacım burada bir marka tanıtmak, onun reklamı yapmak falan değil. Ama siz bunu lütfen hakikaten tavsiye ederim. Oturun, bir zaman harcayın ve hangi sprey, hangi marka, hangi özelliklere sahip, hangi oranlarda konsantrasyon olması gerekiyor, etkili olması için. Bu gibi şeylerin review'lerini, bunun üzerine yazılan yazıları, yorumları araştırın ve okuyun. Hepsi işe yaramıyor. Onu rahat rahat söyleyebilirim. İkinci madde, bu bir şey değil diyor, not a magic ticket to safety. Yani bu bir hani sihirli bir çözüm değil. Hani güvenlik size veren sihirli bir çözüm değil. Bunu öyle algılamayın kesinlikle. Şurada en başta söylediği şu var ya, şu kısım zaten. Biraz önce benim en başta söylemeye çalıştığım şey. Birçok aileler, ebeveynler, buna ben de dahilim, bize dahiliz. Ben de kızıma, işte kendim gittim aldım, yani sprey aldım. Çantasında taşıyor. Hanıma aldım. Onun da çantasında var, arabasında var, falan var. Ondan sonra baktım, ya dedim, bu böyle böyle ama yani tamam, %100 gibi bir şey kaynağı değil bu. Hani %100 bir güvence kaynağı değil, garanti değil. Onun üzerine, başka bir gene sprey, yani tabanlı bir cihaz, bir şey aldım. Kızım için almıştım, hala da arabasındadır. O daha başka bir şekilde çalışıyor. Bir düğmeye bastığın zaman top fırlatıyor. Belli bir mesafeye, uzun mesafeye. Adama yaklaşmana da gerek kalmıyor. Ve o topun içindeki şu kadar, şu boyutlarda bir top. Şöyle. Gözünle, yani şurada suratında patlıyor adam. Suratında patladığı zaman onun içindeki biber, işte biraz önce bahsetmiş olduğum hani çok etkili, yüksek düzeyde, dozda etkili olan tarz bir biber. Etkilerini de zaten yaklaşımlarla veriyorlar. Mesela saldırganı aşağı yukarı en az 5 dakikayla 10 dakika arası. Adamına göre değişiyor. Şey bırakıyor yani, devre dışı bırakıyor. Devre dışı bırakıyor. Bu hani biraz önce bahsettiğim bir adam vardı ya, hani örneğini verdim. O öyle bir adam olsa dahi çok güçlü. Devre dışı bırakıyor. Ondan aldım ben. Biraz daha öbürlerine nazaran çok çok daha pahalı. Yani diğer hani sıradan alınan şeylerin fiyatları böyle 15-20 dolar falan. Hadi olsun olsun en fazla 30 dolar. Benim bahsettiğim 250 dolar ile 300 dolar arası. O yüzden bu şey, onu da işte kızıma verdim. Arabasında duruyor. Hatta onun şeyleri var bir de. Pratik yapmak için. Yani o içinde biber olmayan. Normal gene o top, aynı topları atıyor ama. Yani içinde biber falan yok. Sadece pratik alışması için eli almıştım. Pratik yapsın diye. Buna benzer başka şeyler de var. Çözümler de var. Yani normal piyasada bulunan böyle şey şeklinde. Şu kadarlık o tüpler var ya, onlardan değil de. Bu benim bahsettiğim şu boyutlarda bir flashlight. Yani flashlight nedir? Fener.
Aynı bir şu boyutlarda ama büyük bir fener aslında. Hakikaten fener yani ucunda ışık işte bastığı zaman ışığı yanıyor ama aslında böyle bir özelliği var. Altından işte namlu gibi bir şey var. Onu oradan fırlatıyor topu. Buna benzer başka çözümler de var. Onlar da ucuz değil o kadar. Yani 100-150-200 dolar arası olan çözümler bunlar. Ancak hani siz derseniz ki ben o kadar para harcamak istemiyorum. Ben işte 25-30 dolarlık bir şey alacağım, onu kullanacağım. Güzel tamam yani ucuza bir şey aldınız ama böyle bir durumda sizi korumayabilir. Amaç neydi? Yani o zaman ne işe yaradı? Hatta dediğimiz gibi yani biraz da bunun terse tepme durumu da var. Bu burada ondan bahsediyor. Yani bizim bahsettiğimiz şeyden bahsediyor. En son birinci madde ise bakın ne diyor burada? Pepper spray isn't a gun. Pepper spray is not a gun. Şimdi buradaki niye bunu söylüyor? Tabii çok aşikar değil mi yani? Pepper spray yani gun dediğimiz burada ateşli silah. Ama buradaki ifade aslında şunu demek istiyor. Bunu diyor hani şey gibi güvenmeyin. Böyle hani bir ateşli silah işte adı üstünde ateşli silah artık. Ya ötesi yok bunun. Yani onun gibi güvenemezsin. Şurada biraz okuyorum da ne diyor bakıyorum. Yani bunu bu şekilde görmek lazım diyor burada. Yani kendini savunma amacıyla bayanlar için verilen böyle birçok aslında şeyler var. Tavsiye ederim onu da size. Eğer bu konuya özellikle eğilmek istiyorsanız bir bayanın kendini koruması için bu şeyden bahsetmiyorum. Ne derler? Hani uzak doğu sporları falan tarzında şeylerden bahsetmiyorum. Genellikle pratik anlamda nelere dikkat edilmelidir, farkındalık nasıl yaratılır gibi konulara değiniliyor bu şeylerde, eğitim programlarında. Nasıl gerçekçi ateşli silah dışında eğer bayan ateşli silah taşımak, kullanmak kesinlikle buna karşıysa istemiyorsa ki olabilir ve böyle bir düşünce varsa da bu kadına hiçbir zaman hiç kimsenin şey demeye hakkı yok yani hani işte olmaz bunu illa ki siz ateşli silah taşıyacaksınız olmaz böyle bir şey yani bir kadın bunu benim eşim mesela hiçbir zaman şey taşıtamazsınız çantasında ateşli silah asla koyamazsınız yani karşı derken oturup bana fikir olarak politik anlamda Amerika'daki anlamında hani sen işte bir hani bu şu Amerika'daki meşhur silah lobisi ve bu diğer politik açılarından bahsetmiyoruz. Ben diyor silah sevmiyorum, silah taşımak istemiyorum. Şimdi buna hiç denecek bir şey yok. Peki bu durumda böyle bir kadının eğer işte bütün bayanlar için bu tabii söz konusu ne gibi bir alternatifleri neler var yani hangi alternatifleri var kendini koruması için? En azından riski azaltması için. Yani hiçbir şey garanti değil. Hiçbir şey garanti değil. Aslında silah da garanti değil. Niye garanti değil? Diyelim ki bu şekilde de birçok bayan var. Ben de görüyorum yani atış poligonuna gittiğim zaman. Mesela geliyor ders almak istiyorum diyor. Silah kiralıyor. Ben diyor hayatımda ilk defa atış edeceğim diyor. Bana gösterir misin? İşte ilk böyle bir şeyden sonra hani silahla bir tanışmadan sonra diyor ki ben diyor silah almayı düşünüyorum. Neden? Aslında diyor hani böyle silah merakım olduğundan değil ama diyor kendimi işte daha güvence hissetmek istiyorum. İşte çantamda olduğunu bilirsem falan gibi. Aslında gayet doğal bir şeyden bahsediyor kadın. Fakat burada şöyle bir şey de var. Şimdi silah dahi olsa çantanda onu taşımak ile aslında güvence sağlanmış olmuyor. Yani bir güvenlik sağlanmış olmuyor. Niye olmuyor? O silah ile bir yeterince eğitimi var mı bu kişinin? İki, böyle bir durumda kalınırsa onu kullanabilecek şey var mı? Hani derler ya iç var mı? O kolay değil. O kolay değil. Şimdi bunları bilemezsiniz. Yani bilemezsiniz. Mesela sizde var mı yok mu? Bunu bilemezsin. Ancak onu yaşaman lazım. Bunun da tecrübesi yapılmaz. Nasıl yapacak yani?
bunun talimini yapmak için gidip böyle bir durumda kalıp onu bakalım ben yapabiliyor muyum, böyle bir şey olmayacağına göre. Ama genel böyle bir eğitim programları var. Bu şekilde spreyle de, yani pepper spray ile de kendini korumak mümkün. Yani buradaki, bakın burada hani mümkün değilmiş gibi bir imaj veriliyor. Çok gerçekçi şeyler burada. O 10 madde, şu sıralanmış olan 10 madde gayet gerçekçi maddeler. Ancak gene de işe yarar bir şey. Benim verdiğim örnek, hani kızımın arabasında var dediğim örnek onlardan biri. Hakikaten o güçlü bir seçenek ya da alternatif. Onun gibi örnekler var. Yahut da seçmeyi düşündüğünüz, işte internetten bir araştırma yapın dedim ya, şeyi biraz daha pahalıya gidin, biraz daha araştırın, zaman harcayın. Gerçekten kullanıldığı zaman etkinliği, onların hepsinin şeyleri var. Tabloları, etkinlik dereceleri, hangi maddeler var, hangi kimyasal maddeleri içeriyor filan. Yani bu şekilde ben size bunu özellikle dediğim gibi işte bayanlara şey yapmak istedim ki bu şey bir sihirli bir şey değil. Madde yani olarak görülmesin. Garantisi falan hiçbir şekilde yok. Ters tepebilir. Yani sizi durum iyice ne derler, daha da beter edebilir yani. Adamın size, hani diyelim ki adam geliyor size şey için, çantanızı çalmak için geliyor. Çantanızı alıp gidecekti adam. Alacaktı. Vermiyorsan ver filan diyecekti. İşte seni itecekti filan diyelim, değil mi bayanı? Ama sen bunu yaptığın için daha da kötü bir durum olabilir. Bu sefer kafana bir şey geçirir. Çok daha büyük bir zarar verebilir. Yani bütün bunlar babası şeyler. O yüzden eğer kullanılacaksa hakikaten paraya kıyın, araştırmanızı yapın, pahalısını, iyisini kullanın. Ucuz olanların, bu ucuz derken bunlar işte 15, 20, 30 dolar arası, o arada olanların, ben size şöyle söyleyeyim, çok büyük kısmının etkisi, ya güvenmeyin onlara, güvenmeyin. Kendinize doğru dürüst bir şey alın. Tekrar ediyorum, bu bir alternatif. Bayanların kendilerini koruması için. Ancak silah da taşımak yani ateşli silah da taşımak istemiyorlarsa gayet haklı olabilirler. Böyle bir alternatif hali hazırda var. Bunlara dikkat etmelerini ben rica ediyorum. Dediğim gibi en başında da videonun söylemiş olduğum gibi, yani biz bunları çok konuşuyoruz. Bizim haftalık, bizim derken her hafta bizim yapmış olduğumuz canlı yayınlarımızda. Bize yöneltilmiş olan sorular arasında çok sık çıkıyor bu. Yani Amerika'nın hangi bölgesine gelelim? Green Card, işte loterisine girdik, kazandık. Böyle izleyicilerimiz arasında böyle arkadaşlarımız da var. Şimdi nereye gideceğimize karar veremiyoruz, araştırıyoruz. Bu araştırmada bizim hangi faktörlere bakmamız gerekiyor? Bir sürü faktör var değil mi? Yani iklimden tutun, ekonomiden tutun, bilmem neden tutun, her türlü demografik yapıdan tutun, iş olarak ne derler, fırsat imkanlarından tutun, her şey var. Ama güvenlik hakikaten üst sıralarda aslında gelmesi gereken. Yani güvenlik derken ne demek istiyorum? Bir örnek verelim. Ne bileyim ben, siz şey etmek düşünüyorsunuz diyelim, San Francisco'ya yerleşmek istiyorsunuz. Çok güzel. Her şeyi ayarladınız. Tamam. Şimdi San Francisco'da nereye? Çok da iyi yerler biliyorsunuz. Aşırı pahalı yerler, ortamlar var, bölgeler var. Hadi biraz daha ucuza gidelim diyorsunuz. Ne kadar ucuza gidebilirsiniz? Gözünüze kestiğiniz, bütçenize uygun gelen yerin, diyelim ki şu kısımdaki kiralar uygun geldi size. Şu şehrin bu bölgesinde. Tamam, güzel. Şimdi o bölgeyi bir araştırın. Crime rate diye araştırın. Yani suç oranlarının istatistiklerine bakın. İnternette o bölgenin. Ve son 5 yılın istatistiklerine bakın. Son birkaç ayın değil yani. Son 5 yılın. Şeye bakın. Trend analizine. Bakın. Hani aşağı mı inmiş, yavaş biraz yapsa biraz yukarı mı çıkmış. Onlar çok detaylı oluyor. Yani şeylere göre ayırıyorlar. Sınıflandırıyorlar kategorilere göre. Ne bileyim. Şu tür suç. Mesela işte hırsızlık. Evde yapılan hırsızlık. Dışarıda arabaya giren yapılan hırsızlık, araba çalmak, tecavüz, adam yaralamak,
Bütün bunları ayırıyorlar. Kategorilerine tabloları var. Onları iyice bir araştırın. O yani ona göre bir karar verdikten sonra da gene ekstra bir güvenlik içinde böyle bir şey. Ben buna karşı değilim, bakın yanlış anlamayın bu sprey olayına. Ama hiç olmazsa iyi bir seçim yapın. Çünkü bunun her bulduğunuz piyasadaki spreyin iyi olacağını düşünmeyin. Bunu ben söylemeye çalışmıştım. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Ben bu konuya biraz değinmek istemiştim. Önümüzdeki pazar günü, bu Haziran ayının 19'undaki evet, pazar günü gene aynı saatte Türkiye saatiyle akşam 8'de ya da 20'de gene yayınımızı yapıyor olacağız. İsterseniz, arzu edenleriniz varsa, bu konu üzerinde ekstra bir sorularınız olan, soruları olanlar varsa aranızda da gene o yayında lütfen bize iletin. Orada da değinebiliriz. İsterseniz ayrıca gene o soruları cevap olarak da ekstra bir videoda gene yaparız. Oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.